Süre İstanbul'da değildin. Evet, sen de öyle. Ben ve de bir yaz sonunun sonunda aynen tekrar İstanbul'dayız. Senin meşhur şarkındaki gibi. İşte yine İstanbul'dayız. İşte yine İstanbul'dayız. Aynen. Güzel bir tatil geçirdik beraber. Yani bir iki hatta video çektik tatilde. Ya, bir video çektik galiba değil mi? Tatilde yaptığımızla ilgili bir zırvanı. Aynen. Onun dışında ben Karadeniz'deydim, Ordu'da. Fındık'taydım. Yani Fındık'taydım ve Fındık'la ilgili bir bölüm çekelim dedik. Çünkü enteresan olduğunu düşünüyorum bunun. Türkiye'nin milli hasılı olarak en yüksek, yani en milli ürünü diyebileceğimiz şey fındık. Ve dünyada da yani şey... Değişmekle birlikte senelerine göre %70-%80 oranında bir dünyanın fındık rezervinin karşılayıcısı ülke Türkiye. Bu ilginç bir şey. Her ne kadar tarımda falan, yani mesela bu buğdayın ana vatanı Türkiye olmasına rağmen buğdayı ithal ettiğimizi düşünürsek, fındığın böyle olması biraz şaşırtıcı açıkçası. Neden peki böyle fındık? Ya fındık. Şöyle mesela bakıyorsun aslında fındığı üreten ülkelere bak genel olarak. Böyle İspanya, İtalya, işte Gürcistan burada, Azerbaycan ve Amerika. Çok enteresan bir şey var aslında coğrafi olarak. İki tane Akdeniz ülkesi söyledim. Akdeniz var, sonra... işte Karadeniz falan ve en şeyi Türkiye. Verimlilik olarak da en iyi olan yer Türkiye. Çok fazla şeyimiz var. Çok fazla fındık üretecek işte alanımız, yani çok fazla fındık ekimi var. Ve şey olarak da fındık Karadeniz'i seçmiş durumda. Verimlilik olarak, toprak olarak. Dünyadaki en güzel fındık Karadeniz'de mi çıkıyor? Yani şöyle söyleyebilirim buna. Güzellik göreceli bir kavram. Ama Nutella Türkiye'den alıyor. Ama ben geçen gün şeyi de gördüm Nutella konusunda. %40 kadar palmiyalı kullanıyorlarmış ki palmiyalı da biliyorsun çok hoş bir şey, bir yağ değil. Genellikle motor endüstrisinde falan. Ben palm kullanıyor. Çocuklarını biliyorum. Ne o? O da bir roman. O da palmiyalı, evet palmiyalını şey olarak bilmiyorum. Duyuyoruz ama zararlı olduğunu biliyoruz. Trans yağlar gibi falan. Bir şey var. Ne oluyor peki palmiye? Hani... Ya benim çok detaylı bilmiyorum. Kesin bir bilgim yok bu konuda ama sanırım makine endüstrisinde falan yağlar kullanılıyor ya. Oto evet. Şey yağı falan. O palmiye yağı orada kullanılan yağ aslında. Yani böyle şey gibi değil. Bir zeytinyağı, diğer yağlar gibi bir şey değil. Bu yani çok şey aslında gibi. Tahmin edileci, yani edilesi bir şey. Çünkü Nutella'nın bir bağımlılık durumu var ya ve her bağımlılık yapan şey de kendi içinde bu bir yerde. Bu palmiyadan mı yoksa Karadeniz fındık, Ordu fındıkları mı? Fındıktan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Torku acaba muhtemelen tabii ki de bizim fındıkları yani kullanıyoruz. Genelde fındık şöyle bir şey. Fındık yani denemişler, yani başka şeylerle denemişler zamanında. Cevizle, işte fıstıkla falan. Fındık tek. Yani çikolata dediğin zaman tek şey bileşeni fındık. Ya yani fındık olmadan olmuyor. Zaten fındığın tüketim şeyine bakıyorsun, istatistiğine bakıyorsun.
%80'i çikolata endüstrisinde kullanılıyor. İşte geri kalan %10'u pastane endüstrisi, işte kuru yemiş, dondurma. Bu yani. Başka da çok bir şey, kullanım alanı yok. Evet. Ya da her gün bir avuç yersen ne olur? İyi gelebiliyor. Evet, fındığın bir de öyle bir şey var değil mi? Özkan Uğur'un. Dinsel gücü artıyor. Aynen, ciddi bir şeyi var gerçekten. Kalp, özellikle kalbe çok iyi gelen bir şey. Fındık yağı. Cinsel gücü arttırmada çok güçlü bir madde. Ve yani, sen bir ayını bu fındığı toplayarak geçirdin. Evet, fındık topladım. Nasıldı? Yani her şeyde olduğu gibi sanırım, her toprakla uğraşılan, her çiftçilikte olduğu gibi tamamen iş gücüne dayalı, tamamen kas gücüne ama dayalı. Ama fındıkta bir biraz daha zorunlu da sanırım. Çünkü çok makine sokamıyorsun o işi. İlla ki insan toplaması gereken bir şey. Tabii tamamen insanın niye şey, öyle? Ya bunun hakkında hatta çeşitli şeyler düşündük bunu toplarken. Çünkü fındık düşüncesi diye bir şey var mesela. Fındığı toplarken, çünkü rutin bir iş yapıyorsun yani, daldan ya da yerden sürekli fındık topluyorsun. Beyin düşünmeye hiçbir zaman tabii şey olmadığı için, düşüncesiz durmadığı için düşünmeye çok fazla vaktin oluyor. Hatta şöyle düşünceler oluyor yani, bulamamışlar mı hani bir şey, toplanacak bir alet, bir şey falan filan. İrem'in öyle bir fikri vardı, böyle hani şey olur ya, işte üst katlardan böyle bir, ne derler, kaydırak gibi bir şey olur, işte eşyaları atarlar, o tarafa gider falan. Fındıkla da ilgili işte böyle bir şey çeksin onu, oradan kayarak, kaydırak gibi direkt harmana bütün fındıklar bence toplansın biraz gibi. Zaten Patos'tan almış bu fikri. Patos evet, da biraz öyle bir şey yapıyor. Evet, şeyinden ayırıyor. O da çok... Onu da direkt daldan ayırmak istiyor ama yani... Tabii o direkt çabucak halle olsun daldan istiyor. Toplamak, ağacı öldürürsün öyle bir yöntem. Tabii. Başka türlü imkanlı olmaz. Patos evet. Nasıl bir şey bu arada? Patos nasıl bir şey? Patos işte traktörün arkasına takılan bir şey. İş makinesi görünümünde bir hortumla işte fındık biliyorsun böyle ilk mesela biz genelde fındığı nasıl biliriz? Sincabın yediği haliyle. Ya da daha şeyiyle hani kavrulmuş haliyle direkt ağzına atabildiğin haliyle biliriz. Onun bir şeyi, hatta keşke örneğimiz olsaydı burada fındık. Çotanak şeyi, örneği mi? Evet, normal kabuklu dediğimiz haliyle biliyoruz işte, sincabın yediği haliyle. Ama onun da gerisinde bu çotanak denilen bir şey, çiçeği aslında fındık ağacının. Ve işte 5-10 tane falan kabuklu fındıkların bir arada olduğu bir çotanak sistemi. Patos çok yeni bulunan bir şey, 2000'lerde falan bulunan bir şey. Hatta ondan önce ilk bulunduğunda hortumu da yok. Yani direkt çotanakları makineye atıyorsun. O yine ayıklıyor iş falan. Yani yine iş gücü var. Şu an hortumu çıkmış durumda. İşte fındığı kuruttuktan sonra hortumla o fındığı çekiyor. İçlerindeki bir çark onu döndürüyor ve kabuklarından ayırıp aslında yani çotanağından ayırıp. Evet, çünkü şey, çotanak daha yumuşak bir şey ya fındığın kendi kabuğuna oranla. Onu parçalayacak kadar bir şey var içeride. Tabii. Ama kabuğu parçalamayacak zaten, kadar. Ama o parçalıyor. Şey. Önce kurutman da gerekiyor fındığı. Kurutmadan eğer atarsan patoza o ayıklayamaz ve çöpe gider o içindeki fındıklar. Kuruduğu zaman zaten kabuğundan biraz ayrılmış oluyor. Hani kolayca hani elinle bile çıkarabileceğin bir şey de oluyor. Onu direkt içeriye alıp o içeride hani sen tam çözebildin zaman mi bu makinenin şeyini? Ne, nasıl ayırıyor yani o şeyi? Ya makinelerle... Bir de hani çok 2000'lerde iyi falan çıkmış ya. Hı-hı. 2000'den önce nasıl yapıyorlardı bunu? Tek ondan elle. Önce aynen şey IMC usulü denilen bir şeyle. Tek tek elle zaten hani çok fazla zaman alır. Özellikle hani bahsettiğimiz fındık 1 ton, 2 ton, 3 ton hani... Herkesin aşağı yukarı böyle bir bir kişinin bahçesinden bir iki ton falan çıkıyor. Ya bir iki ton çıkıyor aşağı yukarı hani. Ve o çok fazla zamanını alacağı için
Böyle işte Karadeniz'de köylerde köylüler bir gün birinin evinde, bahçesinde, harmanında oturup işte dedikodu eşliğinde onun kızı falancaya ne yapmış, o bilmem ne ne yapmış, biz şunlara düşmanız falan gibi dedikodular yaparak onları ayıklayıp işte o gün o kişinin bahçesi, yarın diğer kişinin bahçesindeki. Tek tek hepsine gidiyor. Aynen. Toplu bir şekilde. Bir köyde bir sosyalleşme aracı aynı zamanda fındık. Bu Henry Ford'un şey lafını hatırlattı bana. Bir iğne teoremi gibi bir şey vardı ya Ford'un. Şey diyor. Şimdi bir işçi günde 10 tane iğne yapıyorsa 100 işçi günde kaç tane iğne yapar diyor. Evet. 1000. Ne? 1 10 yapıyorsa 100 tanesi 1000 değil işte. O sistemi bulmuş. Eğer 1000 kişiye herkese atıyorum şunun gibi bir şey. İğnenin biri sadece ucunu, biri şeyini falan yaparsa, herkesin böyle tek bir işi olursa 100 işçi, yani bir işi 10 tane yapıyorken 100 işçi 100 bin tane yapar diyor. 1 milyon tane yapar belki diyor. Ve Ford da ilk bu seri üretimi bu şekilde. Zaten şey diyor ya, herkes araba sahibi olacak falan. Evet. Bu düşünceyle çıkıyor adam. İşte atıyorum biri sadece kapının bir çiziğini atıyor falan. Gerçekten adamın işi o. Sabah kalkıyor, işe gidiyor. Neydi işte abi? Kapının kolunu takıyor falan. Bir sürü kapı kolu takıyor adam. Sadece tek işi o. Ve böyle bir seri üretim şeyi bandı geliştiriyor. Sonra makineler daha da. Dünyanın en kıyak işlerinden biri. Tek bir adam yapıyor gerçi onu. Jack Daniels. Ne? Ferrari'nin o çizgisini mi çekiyordu? Ha, tek öyle çizgi yazan. Öyle bir şey ben duymuştum. Bir de şey var. Tadıncı. Jack Daniels'ın dünya üzerinde, dünyaya dağılan bütün Jack Daniels'ların tek bir tadımcısı var. Bu adamın işi sabah uyanmak. Bidonlar geliyor işte. İşte aynen bir sürü bidon diziliyor. Şu 3 numara, şu 5 numara falan diye. Tadıyor böyle. Bu tam olmamış diyor. O dağıtılmıyor. Yani o başka bir şeye gidiyor falan böyle. Tamam bu Jack Daniels diyor. Bu bidonu şey yapabiliriz. O peki bu adam şişelenip her şeye dağılıyor. Bir, net bir alkolik bu adam muhtemelen. Yani her sabah kalkıp bunu yaptı. Yani karaciğeri ne durumda acaba? Hiç bilmiyorum. En son bunu duymuştum. Adam da yaşlı bir adam. Belki sigortalatmış olabilir. Bilmiyoruz. Nasıl bu babadan oğla mı geçiyor bu iş acaba? Çünkü değil mi? Yani bu adam peki düşünmüşlerdir tabi de. Bir yedeğini de bulmaları lazım bence. Yani şey mentorluk sistemi vardır. O da birini yetiştiriyordur o şekilde. Evet. Usta çırak olarak olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Fındık işte Latince ismiyle Corylus. Corylus. Aynen. Çok eski zamanlardan beri var olan bir artık ehlileştirdik yani. Evcilleştirdik ama yabani bir bitki zamanında. Çok eski tarihlere dayanıyor. Ve hani bu coğrafyada mesela şeyimiz yani Karadeniz batısından doğusuna kadar her alanı bunun için uygun ortamlar. Ama Giresun ve Ordu fındığı randıman denilen yani fındığın kalitesini belirten bir şeyle ölçümle en iyi Ordu ve Giresun aynen. En iyi şey yani hem en çok fındık ekim alanı bu ikisi Türkiye'de hem de en iyi randımanı veren şeyler. Bunların böyle şey fiyatları falan da işte atıyorum Zonguldak'taki falan fındığa göre daha da randımanı yüksek olduğu için fiyatı da daha yüksek oluyor. Ama aslında tam tersi olması gerekmiyor mu? Randımanı daha yüksekse sürümden kazanmak denen olay var ya, daha çok üretiyorsan daha ucuza satıyorsun. Ama kalitesi daha yüksekse hani dandik bir şeye kalitesi göre. Kalitesi nasıl ölçülüyor biliyor musun peki? Kalitesi nasıl ölçülüyor? Ağırlığı, iç ağırlığı. Yani mesela fındığın içindeki kabuğu ağırlık yapmayacak. İçindeki o şey ağırlık yapacak. Şimdi ama fındık işte bu Corylus baktığın zaman işte İspanya, İtalya ya da Amerika'daki falan bin bir türlü çeşidi var aslında. Bize gelen fındık da aslında bin bir türlü çeşitle geliyor. Ama biz onu pek ayırt edemiyoruz. Ben bile hani ayırt edemiyorum. Yağlı fındık var, ikizler var, işte bilmem ne fındık var falan. Genelde böyle en uygun hani kuru yemişte falan kullanılan fındık yağlı fındık diye geçer. Randımanı da o içindeki ağırlığı hacmine falan göre ölçülüyor. Hani kabuk daha az ağırlık yapacak, içi daha şey daha böyle tok olacak falan.
Tabii artık yani fındık endüstrisinde işte birçok şeyde olduğu gibi ilaçlamalar var, gübrelemeler var. Bunlar randımanını yükseltecek öğeler. Çünkü yani, ama bunu Ordu'da da uygularsan yine randımanda öne geçiyorsun. Tabii yani geçiyorsun. Ama sonuçta onu da bir yandan şey bulmuyorum ama bir yandan da mesela hakikaten bakıyorum. Mesela ilaçlanmamış, gübrelenmemiş bahçeler de gördüm. Tabii o bahçelerin şeyleri de çok. Orada diğer canlılar da çok. O fırsatçılar kim? İşte sincaplar, fareler, yılanlar, solucanlar falan böyle. Bakıyorsun aynen bir fındığın içine minnacık bir delikten girmiş ve bütün fındığın içini yiyip tekrar o deldiği delikten çıkmış falan. Aldığın zaman deliği bile görmüyorsun bazen. Böyle i̇çi kırdığında boş. İçi bomboş falan. Hayret verici bir durum. Tabii ilaçladığın ve gübrelediğin bahçelerde bu olmuyor. Yani doğal olarak gelmiyor hayvanlar o bahçelere. Çünkü onları kovacak. Aynen. Ama işte ilaçlar. O da organik olmuyor. Öyle bir şey. Sizin fındık organik var. Mi? Bizim iki bahçemiz var. İşte annemlerin ve babamların iki ayrı köyünde. Bir köyde bu sene ilaç ve gübre kullanıldı. Birinde kullanılmadı. Ve bizzat ben bu iki farka şahit oldum. Biri gerçekten böyle ağır. Hani tuttuğun zaman böyle görünüşü falan güzel. Hani göze hitap ediyor. Bu şey ilaçlı. Hani ilaçlı olan. Şeyde olduğu gibi işte bir ilaçlı armut ya da ilaçlı bir meyvede nasıl hani böyle kocaman Kemal, bir şey. Mesela şey demişti böyle bu konularda bilgili bir insan. Köyde yaşıyor Canan'ın ablasının sevgilisi. Şey demişti. Pazara gidiyoruz mesela. Ve pazara gittiğimizde ben ondan bilgili olduğu için böyle şey almak istiyorum. Ne alınır şu an bu mevsimde ve şeyde hangi tezgahlara gideyim falan dedi. Çok basit bir şey söyleyeyim sana dedi. Kusursuz görünenlere değil, daha kötü görünenlere git dedi. Onlar daha iyidir. Hani böyle daha evet. Yumuklu, şeyli falan. Daha kötü görünüyorsa daha iyidir dedi. Çünkü organik öyle olan. Bir şey var gerçekten. Yani bunu ben de gözlemledim. Mesela işte mısır koçanları falan var bahçemizde. Burada işte İstanbul'da herhangi bir yerde süt mısırı aldığın zaman baktığın şey böyle inci tanesi gibi dizilmiş, pürüzsüz işte mısır tanelerini ağzını atıp yiyorsun falan. Ama mesela köydeki şeylere, mısırlara baktığın zaman bir yerde var bir yerde yok. Böyle yamuk yumuk hani mısır şeyleri, taneleri düzgün bir sırayla dizilmemiş. Tamamen bir kafasına göre olma durumu hakim. Ya da işte salataya bakıyorsun mesela kocaman salatalar var. Hani hiç... Salatalık. Salatalık aynen. Salatalık. Hıyar. Kocaman yani şöyle bir şey. Şöyle bir şey yani. Ve hiç hani markette aldığın o küçük şeylere falan benzemiyor. Kabuğunu zaten hani soyman böyle kat kat bir kabuğu var falan. Ama içinden çıkan şey o kadar lezzetli bir şey ki hani hiç geçen o kocaman şeyin musun? İçindeki evde, gibi değil. Evde su yoktu. Böyle ne yapacağız falan diye. Burada oyun oynuyorken gece. Dolabı açtım bir sürü salatalık ve o su yokken o salatalıkları yiyince nasıl güzel gelmiş. Evet. Salatalık bazı yazın mesela özellikle susuz salatalık, şey karpuz. Soğuk bir şey. Evet muhteşem. Çünkü su bazlı şeyler olduğu için meyveler karpuzun olduğu için. Karpuzun %90'ı mı ne suymuş? Salatalık da öyle. %97'si, %98'i evet. Su. Geri kalanı da kabuk ve tohum yani. Evet. Fındık böyle yani enteresan. Aslında fındıkla ilgili bir bölüm çekelim derken ben sadece fındıktan değil fındığın yani Karadeniz'le de alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Ordu'yla mesela. Yani mesela Ordu'yla alakalı. Yani Karadeniz'in genel yapısını oradan da şey yapabiliriz, çözümleyebiliriz. Yani ne kadar her ille farklı kültür ve farklı etnik şeylerde dağıldığı gibi, gruplara dağıldığı gibi ama bir ortak bir şey var yani mesela Karadeniz insanında özellikle fındık şeyinde mesela o yaşadığım köyde herkesin fındık bahçesi var abi. Ve yazın konuştuğum tek şey fındık. Hani
doğal olarak. Başka bir konu konuşamıyor oluyorsun. Bir de çünkü zaten fındığın şeyi de çok az değil mi? Sadece bir Ağustos var. Hani evet, onun sadece dışında... Ağustos ayı. Yani başka şu an gidelim bir tane bile bulamayız. Hani sincaplar bırakmamışsın. Bir tane bile bulamıyorsun. Bir tane bile bulamıyorsun. Ama Ağustos'ta diyorsun bir iki ton çıkıyor. Yani o sadece yani, bir ayda. Ağustos'ta o bir ayda hiçbir zamanda tam toplayamıyorsun hani. Çünkü sonuçta şey yani. Bereketli bir şey. Tabii çok bereketli bir şey. Ve yani bir dalın arasına girebiliyor. Bir şeyin toprağın içine karışabiliyor falan. Bu bir iki tona vurdun bu da çok fazla zayi demek oluyor. Tabii çok şey. Fazla zayi ama o zaten şey yapabileceğin bir şey değil. Hani o ön... yani kurtarabileceğin bir şey değil o. O zaten onu göze alman gerekiyor. Henry Ford... fındıkçı olsa düşünürdü onları da. Yani muhtemelen bulurdu bir yolunu. Ama en azından Karadeniz'de o kadar teknolojiyle şey değiller. Ya zaten hani bizim nasıl? Köyde... Ama ben şeye çok duruyorum. Haberler falan hep görüyoruz da Karadeniz'de buluş icatçılar falan böyle ilginç icatlar buluyorlar falan. Yani ilginç icatlar buluyorlar da işlevsel bir tane icat var mı? Yani ilginçlik konusunda ilginç insanlar yani. O bir aşikar ama ne kadar yararlılar bu ilginçlikle hani hem vatana hem kendilerine hani ne kadar faydalılar onu bilmiyorum. Ki nitekim bu şeyde gördük yani. Evet işte acayip evler yapıyorlar falan hani böyle. Garip evler uçurum kenarında mesela anladın mı? Hani hiç yapılmayacak bir yere ev yapmış manzarasını görebilmek için ama bir erozyonda yok olup gidecek ya da dere kenarına dere oldu? Sesini duyayım diye ne, ev yapmış. Aynen. Giresun Dereli'de mesela değil mi? Bir afet oldu. Diyanet Başkanı gidip işte Hakk'ın incelemelerde tabii incelemelerde bulundu. Biz de Diyanet konuda görevli biliyorsun. İnceleme sahasına ilk evet. Varan ne olmuş işte ne kesin böyle çok zina yapıldığı için falan. Zina falan Hakk'ın şeyin işte Allah'ın cezası olarak nitelendirebiliriz oradaki insanları yaptı. Ki dere yatağına hani ev yapmalarıyla bir alakası yok bu durumun. Öyle yani şey var. Dere yatağına ev yapsan da ama yani mesela benim İstanbul'daki o Bayrampaşa'daki bütün ailemin yaptıkları ev de dere yatağında. Küçük bayağı hani bundan 20 sene öncesine kadar falan hala dere nehir gibi bir şey akıyormuş oradan. Tamam. Yani şu anda hiçbir şey tamamen beton her taraf ama yani şey değil çok değil. Bunu muhtemelen göreceğiz. Hani ikimizin de yaşı bunu görmeye yetecektir. Bir 20-25 yıl içinde İstanbul'a o büyük deprem geldiği zaman bakalım oradaki böyle. Evlerin umarım 99 depremini sağ çıkarttı ama çıkarttı mı? Sen çok yaşa. Yani bravo ne diyeyim? İyi kurutmuşlar. Ya şey bilmiyorum. Yani dere kenarına yatağı ev dere kenarına kurulmanın evet. Etiğini geçtim o konu bir kenarda. Ama yani onu da doğru düzgün yaparsan tabii yine yani riskten şey yapabiliyorsun. O seni engelleyebiliyorsun. Japonya, yani. Dünyanın şey olarak fay hatları olarak falan zaten yani bulunduğu adı volkanik bazlı, tektonik bazlı bir yapısı var Japonya'nın ve dünyanın en şey deprem hani alanlarından biri. Ama baktığın nasıl sallanıyorlar zaman, böyle yani sallanıyorlar öyle ama binalar şey yapmışlar şey ki sallanıyor yani bayağı sallanıyor ama şey bir şey olmuyor yani. Ben geçen rüyamda deprem olayı olmuştu sanırım bir an o aklıma geldi. Hiç sabah kalktığımda falan da hatırlamamıştım ama şu an aklıma geldi. Depremle mi şey yaptın? Hayır rüyamda deprem oluyordu işte evde şeyde falan. Hiçbir depreme şahit ol yani küçük çok depremleri fazla. 99'a da oldum zaten. Evet ben onu hatırlamıyorum şey ben, olarak. Yani çok net hatırlamıyorum. Ben 4 yaşındaydım. Evden tahliye edilmiştik çünkü evde çatlaklar olmuştu. İşte hemen yakında evin yakınında boş bir arazi vardı. Orada çadır kurmuştuk. Falan. Aynısı aynı şekilde i̇şte, bizimki de park vardı aşağıda. Bütün mahalle o parka gitmişti ve
O böyle, ben 99 depremini hoş hatırlıyorum. Benim açımdan evet. Öyle bir şey. 4 yaşında bir çocuk olarak. Çünkü ilk kez böyle bütün mahalle olarak böyle kolektif bir şey de oluştu orada. Herkes yemeğini paylaşıyor falan. Battaniyelerle insanlar kesinlikle, aynı parkın içinde her şey. Geceyi orada geçirmiştik falan böyle. Çadır hani kampı gibi bir şey evet. Vardı. Yani çadırın içine hamak yani o, kurmuştuk. Normalde mahallede büyük çoğunluk birbirini... Türkü söylerdi. İşte yağmur yağıyordu. Çünkü depremle birlikte biliyorsun... Yağmur da beraberinde gelir. Öyle mi? Tabii yani. O birçok şey yani. Bir depremle birlikte birçok afet ve birçok doğa olayı peşine geliyor. Yağmur da bunlardan biri. Ve yağmur yağdığında falan babaannem şey türküsünü çağırdı. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yok, o değildi. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Evet, çadırımın üstüne şıp dedi damladı türküsünü. Bunu hatırlıyorsun. Söyledi. Bunu hatırlıyorum. Kulağımda bu çınlıyor nedense. Depremle hani alakalı olarak böyle bir şey var. Anneannen miydi? Babaannen çok stoik bir insanmış. Deprem olmuş. O da çadırımın üstüne şıp dedi evet. Damladı söylüyor. Yani evet, bizim için şeydi tabii. Böyle anların olması hani bizim için en azından akıl sağlığımız için şey bir şey. Tabii çok kötü anılar taşıyanlar, travmalar evet. Yaşayanlar hala o şeyden belki kurtulamamış insanlar falan olabilir. Mutlaka. Vardır da mutlaka. Bu böyle bir şey yani deprem. Ordu doğanın ordudan bahsediyorum. Bir gerçeği. Ordu'yla alakalı da şöyle yani mesela Karadeniz insanı... Bir yedi göbek ordulu olarak. Aynen, ben bir yedi göbek ordulu olarak Karadeniz insanında şunu görüyorum. Bu gerçi bu tanımlamalar da çok uyuz vericidir elbet ama hani gördüğüm şeyi söylemem gerekirse çok dikte edici insanlar. Özellikle köy insanı. Hani mesela kendi kuralları ve kanunlarını hani sen oraya gelmiş bir değil mi Karadeniz'e gelmiş bir şeyde turist olabilirsin ya da sadece oranın doğasını gezecek ya da kafa dinleyecek biri de olabilirsin ama hayır. Onlar fındıksa mesela onların şeyi sen de o şeye maruz kalıyorsun. Onun muhabbete maruz kalıyorsun. Her mesela her fındık günü o gün bahçeyi bitirdi ya akşama doğru tabanca atmaya başlarlar. Attın mı sen de? Ben atmadım çünkü öyle şeyleri elime almayı pek hoş bulmuyorum yani. Ve saçma geliyor yani bir mermiye 4-5 lira para vermek hani. Benim de amaçsızca. Annem Samsunlu. Bir bayramda Samsun'daydım. Bundan 6-7 sene önceydi sanırım. Acayip bir bayram anılarımdan biri. Sabah yani bayram sabahıydı. Gece uyumuşum. Sabah şöyle uyandım. Silah sesiyle uyandım. Ve işte kaç sabah 7 falan. Ve o silah sesi böyle bir tane iki tane falan değil. Bir iki tane sıkıldı, bir iki tane daha, bir iki tane daha. Aralarında böyle 3-5 saniye ara var. Bir uzaktan bir yakından falan. 2 saat falan 9'a kadar falan devam etti. Herkes de silah var ve darbe bitmiyor. Onun nedeni şey işte bir rekabet de aynı zamanda o. Mesela biri işte 5 el ateş eder. Karşıdaki dağdaki o sinyali alır. O 6. Yani açık arttırma gibi bir mezatlık bir durum var, anladın mı? Biri oradan uçar gider 15 atar falan hani hiç. Bunun için şarjör alıyor şey. Evet. Ekipman yapıyorlar, şey yapıyorlar. Bu bayram daha aynen. Fazla sıkmalıyım. Böyle bir gelenek var. Bunun dışında yani şeyler ya. Silahla şöyle çok... söyleyeyim ya, Karadeniz gerçekten Türkiye'nin ama bu şey olarak biyoçeşitlilik olarak ve doğal örtüsü olarak yani dünya için Amazonlar, Alpler falan neyse mesela Karadeniz Türkiye için de Karadeniz o diyebiliriz. İnanılmaz bir biyoçeşitlilik, inanılmaz bir canlı çeşitliliği, yaşam hani ve sürekli hani doğal olarak yağmur mesela ben bahçeyi işte fındık toplam yerde fındık hani görebilelim diye bahçeyi motorla işte çimlerini vuruyorum. Aradan 2 gün geçiyor ve bir yağmur yağıyor abi. Yine çimler kestiğim boyda mantarlar. Uzamışlar. Mantarlar fışkırmış her yerden falan.
Bu mesela çok acayip bir şey yani. Bu kadar hızlı bir yaşam ağının, hani döngünün bu kadar hızlı gelişiyor olması. Mesela işte bakıyorum başka bir yerde, Ege'de falan, işte mesela çok fazla meyve ağacı falan da ekiyorlar. Özellikle bizim köydeki insanlar. Bakıyorum mesela işte Ege'de 4 senede gelişen bir kiraz ağacı ya da bir armut ağacı falan, Karadeniz'de yani 4 yaşında, ama 4 yaşında demezsin yani, anladın mı? Hani Ege'deki ağacın 2 katı boya erişmiş. Su gezegeni olduğumuz için suyun tabii, şey su olduğu çok önemli de bu anlamda. Çünkü inanılmaz bir su döngüsü var. Yağmurlar, ardından güneş, bitkiler için bir cennet diyebilirim. İnsanlar için de öyle olabilirdi. Ama en azından bizim gibi insanlar için öyle değil. Çünkü kültür, evet kültür. Ama bir kültürün o baskısı şeyi her yerde var aslında. Yani bu Karadeniz'deki ne kadar daha fazla, ne kadar baskın bilmiyorum ama yani, her kültür tabii, yani kendi şeyini dikte yani etmiyor. Her kültür bir dışarı hemen yanındaki kültüre böyle şey bakar. Hemen yanındaki de diğer bütün kültürlere falan. Ama kültür kendi kültürü şöyle, şöyle diyor. Kültür hani tabii bu gerekli de belki, yani sonuçta sosyal canlılarız ve kültür bizi toparlıyor, işte bir araya getiriyor falan. Ama mesela kültür yozlaşması diye de bir şey var. Hani artık kültürün dışına çıkmış, anladın mı? Yani yozlaşmış bir şey de var, yapı da var. Mesela bunu şey yapabiliyorsun, görebiliyorsun. Bunu da nasıl görüyorsun mesela? Gerçekten köydeki insanlar hani o, çünkü kültür dediğin şey seni toplayan bir şey yani, sosyal olarak bir bütün haline getirebilecek bir şeyken sağlıyor. Bir bakıyorsun tam tersi, o yozlaşma dediğimiz şeyle birbirine düşman etmiş aynı kültür. Yani anladın mı? Evet. Hani paylaşamamazlık, işte ne bileyim çekiştirmeler, aynı dedikodu. Yani bu da mesela kültürün içine dahil bir öğe mi bilmiyorum ama hani çok fazla gördüğüm şey şu. Çok fazla bir hani bir köyde hani görmeyi beklemediğim şeylerden biri, anladın mı? Çok fazla ayrımcılık, ayrıştırıcılık. Hani kendi içinde. Yani bırak başka dış öğeleri falan. Kendi içinde böyle bir sorunla karşı karşıya. Tabii yani Türkiye'de ki insan şeyinden baktığımız zaman miras kavgaları, aile içi sorunlar, şiddetler falan. Öyle ki bir de bir yerde hani şey insanlar, kaba insanlar. Hani herhalde o Akdeniz'in şeyinden, tabii şartlar da kaba. Tabii yani gerçi baktığın zaman evet. Karadeniz'de kışı tabii. Düşünsene. Şeyde de öyle değil mi? Yani doğru aslında baktığın zaman Orta Asya'da, Arap coğrafyasındaki falan insan arketiplerine de baktığın zaman evet, şartlarla da doğru orantılı oluyor bu şey. Karadeniz'de nitekim öyle. Dağ insanı diye bir terim var ya. Yani buna ama biraz iyi yanlarına odaklanmak istesek mesela. Ordu'nun evet, iyi yer yanlarına odaklanmak şey dışında, istersek. Doğası, şeyi falan dışında. Yani mesela sosyal olarak, yaşamda. Tabii sosyal yaşam olarak mesela şey beni çok etkiledi. İnanılmaz hani Türkiye'de ben birçok yeri dolaştım. Hani görmediğim bir şehir ve bölge planlamada böyle ve peyzajda çığır açıcı bir atmosfer gördüm açıkçası. Ordu'nun genel sahillerinden tut da işte şehircilik anlamında. Hani böyle çarpık kentleşme çok fazla hakim değil. O Türkiye'nin hiçbir yerinde uyulmayan işte sahile, sahiller, plajlar halkındır ya. Ve hani 100 metre yakınına bir konut ya da bir şey yapamazsın ve bu ne yazık ki hiçbir Ege'de, yerde. Ege'de berbat durumda. Ege'de mesela durumda rezalet yani. Durumda evet. Bu da tabii onun nedeni de turizm olarak hani Karadeniz'in o kadar şey olmamasından dolayı. Muhtemelen
bir Ege turizmi Karadeniz'de de şey olsaydı muhtemelen orada hani nitekim hani böyle bakıyorsun yaylaları falan öyle olmuş yani durumda Ayderi. Popülerleşen şey. Yaylalar şu an tabii, ne durumdalar? Yani? Mesela ya sahilleri upuzun sahilleri var. Karadeniz'in en uzun sahillerine sahip Ordu. Ve her yer şey yani çok nadir böyle işletmenin şey yaptığı alanlar. Sahilin 100 metre falan ötesinde hiçbir yapı bir şey yok. Hiçbir yapı yok. İçinde böyle şeyler var. İnsanların kullanabileceği işte oyun parkları, ne bileyim çocuklar için, gençler için, yaşlılar için alanlar. İşte böyle yatıp gün batımını falan izleyeceğin banklar. O tarz şeyleri beni çok etkiledi mesela. O anlamda hani gerçekten yaşanılacak hani özellikle böyle bir şeyde böyle bir şartta böyle bir dünyada hani yani böyle bir ülkenin böyle bir zamanında yaşanılacak orada yani. Yaşanılır mı diyorsun? Ben yaşamak isterdim ama şöyle isterdim yani gerçekten bir hani grup olarak falan hani arkadaş ortamım sosyal ortamım falan hep birlikte orada olsaydık orada yaşamak isterdim. Şu an gitsem kendimi yalnız hissederim muhtemelen. Çünkü hani benim gibi düşünen insan sayısı şey çok fazla yok ya da ortalıkta yoklar. Hani genelde şey hakim etrafı biraz yani senin gibi kendi... düşünen insan ama zaten dünya popülasyonu genelinde de çok fazla yok. Yani evet o da var. Yani ben ne düşünüyorum ki o hani o bambaşka bir konu ama hani şeye baktığımız zaman da doğru. Hani 2000 sonrası hani istatistiklere falan bakıyoruz. Faşizm ciddi bir revanş yani ciddi bir şey yapmış durumda. Revaç yapmış durumda. Nitekim din mesela dindarlık dediğimiz şey yani gitgide artıyor. Tarihte çok, ne kadar çok enteresan geliyor çok kötü mesela. Sonuçlar verdiğini insan şeyinde görsen de yani bunun yine hepsine rağmen hala bunun hani gitgide artıyor olması çok ilginç geliyor bana. Ve ama bilgiye ulaşım da çok kolaylaşıyor. Bilgiye ulaşımın kolaylaşmasına rağmen bunu hani nasıl idrak edemezsin bu yaptığın şeylerin bunu ben gezegene de anlamaya çalışıyorum şey. Mesela nasıl olduğunu hani bunun nasıl mesela neden dindarlık gitgide artıyor bütün dünyada falan hani pek anlayabilmiş değilim açıkçası. Ya dindarlık da yani, artsın tabii, ama hani hayır, böyle şey yani, gibi atıyorum Mevlana gibi yaşayacaksan o şeyi artsın ama böyle değil yani. Tabii yani zaten o başka bir şey ya hani eğer gerçekten kendini yani Mevlana'dan verdiğin örnekle kendini gerçekten adayacağın ve yani kendi hayatını hani o şekilde şekillendireceğin bir hayat biçimi olarak bunu ele alacaksan yani manen hani, güzel bile bence. Gönül işiyse bu yani gerçekten bu zaten şey hani okey anladın mı bu apayrı bir şey. Ama bu yani seninle... şimdi senin burada dindar derken kastettiğin şey öyle olup ama ağzından küfür eksilmeyen, işte dışarıda yani bir... köpeği tekmeleyen, işte bir herhangi bir yere gittiğinde böyle çöp atmaktan falan hiçbir şey duymayan. Ya mesela benim dindarlıkla en büyük şey algılayamadığım şey şu. Bir dine mensupsan, herhangi bir dine mensupsan başka bir ahlaka ihtiyacın yokmuş zannetmen. Mesela bu beni bu çok korkunç bir şey. Çünkü hani o bulunduğun din sana bütün şeyiyle hani senin hayatını şekillendirebiliyor ve artık başka bir ahlaka ihtiyacın yok. O onların hani o dinin sana sunduğu ahlak senin için yeterli olduğunu düşünmen mesela çok saçma. O kadar saçma ki hani ki bahsettiğimiz dinler de zaten yani en az 2000 yıl öncesinin hani
kurallarının geçtiği, yani biraz taş devri vari kuralların geçtiği şeyler, yani modernize vadesi şeyler de değil zaten. Yani vadesi de olmuş, artık bu topluma uygun hani normlar da değil. Baktığın zaman buradan hani algıladığın en basit şeylerle, hani bugün ülke gündeminde işte ne bileyim tarikatlar, tacizler, tecavüzler, bu tarz şeyler konuşuluyor. Bunların nedenlerinin içi de biraz bu tarz şeyler, anladın mı? Yani o gün o toplumda sübyancılık olarak görülmeyen şey bugün bizim için bu, anladın mı yani? Hani o zamanki normali şu anki günümüze uyarlamaya çalışmak, evet, büyük bir aptallık. Ve olmuyor da zaten yani, hani sırıtıyor ve iğrenç görünüyor. Bu anlamda şey yapamıyorum. Mesela bana böyle genelde şey var, mesela ailemle de şey yaptığım zaman, işte başka bir ülke şeyi verilince, mesela bunu da anlayamıyorum. Çok fazla karşıma çıkıyor. İşte kendi, yani bu ülkeyi hepimiz çok seviyoruz değil mi? Bu ülkenin çocuklarıyız, bu ülkenin şeyiyiz, vatandaşıyız ve ülkemizi tabii ki de çok seviyoruz. Ama mesela ülkemizle ilgili bir şey söylediğimiz zaman hep karşılaştırma olarak mesela Amerika örnek veriliyor. Ki böyle sanki bir Türkiye ile Amerika arasında bir şey var gibi. Garip bir çekimsel bir şey var gibi. Hani buradaki kötü bir şey yin karşılığı olarak Amerika örnek veriliyor da, anlayamadığım şey Amerika hani bir örnek değil ki. Yani Amerika bir de çok Amerika, geniş bir kavram. Amerika Birleşik Devletleri ise yani zaten bir sürü eyalette bambaşka kimsenin şeyler, şey yaptığı yok da, Amerika Birleşik Devletleri diye şey yaptıkları, genel olarak şey bakarsan da hani o bir örnek değil benim kanımca. Yani ben bizden farklı görmüyorum şey olarak. Hani üniter yapı olarak Amerika'yı. Hani Avrupa mesela daha farklı. Avrupa'yı farklı görüyorum. Ama Amerika'yı farklı görmüyorum. Ama Amerika'da Amerika, şu da var mesela. Bizden şey hani, bir şey. Toplumu. İkimiz de hani böyle acayip tuhaf liderler seçebiliyoruz. Ya da baktığın zaman halk kitlesi olarak. Şey hani, üstünde çok büyük bir baskı yok Amerika'da. Düşünce özgürlüğü. Bizde hani düşünce özgürlüğü şey. Yani düşünmen yasak senin burada. Hı. Öyle bir şey var. Bu gerçekten tabii, düşünce tabii, şeyi evet, var. Yani insanlar saçma sapan sebeplerden dolayı falan hapse girebiliyorlar. Hı hı. Hiç böyle hani ne, sadece bir düşünce ve şimdi bunu kabul etmek gerekiyor. İki insanın düşüncesi birbirinden çok farklı olabilir. Hı hı. Bu gayet normal bir şey ama burada hı-hı, öyle bir baskı var, düşünce evet, şeyi de var. Ama Amerika'da mesela o yok. Düşünce istediğin gibi özgürce ifade tabii, ediyorsun. Hani istediğin gibi kara mizah da şeyde yapabilirsin. Hı-hı. İstediğin kadar sert şeyde girişebilirsin. Ama hani şeyden yola çıkarsak toplumun hani devlet nezdinde değil de toplumun çakıldığı şeyler aynı. Yani ondan bahsetmeye çalışıyorum. Çakıldığı çarmıh, çakıldığı çiviler aynı. Yani orada da hani bizdeki o farklı etnik işte ırkçılık hani oradaki var, ırkçılık bizde farklı etnik kimliklerin yozlaşması mesela. İşte oradaki hala bakıyoruz Amerika'da da hani bu kadar düşünce özgürlüğü, bu kadar şey falan. Bakıyorsun hala yani evrim konusunda hani anladın mı? Halkın yarısından fazlası hani şey bu konuda Dün ben bir istatistik duymuştum. Dünya üzerinde evrim gibi çığır açan böyle şey bir teoriden bilim dünyasında ve artık böyle insanı şey attırmış, aşırı derecede kademe attırmış bir şeyden, böyle bir olgudan büyük çoğunluğu habersiz insanların. Yani şey, habersiz dediğim illaki duymuşlardır ama yanlış biliyorlar. Tabii direkt bir yani, de şey algısı var ya, o algının hani hemen işte insanın maymundan geliyor olduğuna dayalı bir, sanki bütün evrim teorisinin hani temel biz şeyi buymuş gibi. Hani ki çok da yanlış yani. Alakası bile yok. Hani kimsenin böyle bir şey dediği de yok. Nereden çıkmış bu? Onu da bilmiyorum. Hani bu düşünce nereden çıkmış onu da bilmiyorum.
Hani böyle, Darwin'in notları, bir şey söylemiyor. Darwin'in notları arasında ilk aldığı taslak notlarında çok gençken, 20'li yaşlarındayken maymundan gelen insan soru işareti diye bir şey var. Sadece böyle bir cümle. Ama evrim teorisi Darwin'in 35 yıllık bir araştırması ve o maymundan gelen insan bir hızlı karalama aldığı not. Araştırması çok geniş. Aynı atadan geliyor şey. Bu zaten bu hani şeye baktığın zaman her mesela bir dinle işte şey yapan insanlar da hani evrimi şey yapmak için bunu da şey yaparlar, kabullenirler değil mi? Çünkü onların düşüncesinde de hani her şey tek özden geliyor şey var ya mantığı. Hani ya bir kere ama bütün neyse evrim zaten hani reddedebileceğim bir şey değil ki. Yani şu an hani burada 10 dakikada evrimle ilgili bir şey bir deney yapabiliriz yani. Mesela fındık konusunda o konuştuğumuz şey de daha iyi randıman almaktan bahsetmiştin mesela. Ya onun da evrimle ilgili bir şeyi var. Bizim bütün şu an ineklerimiz falan böyle yapay evrim geçirdiğimiz şeyler. Hmm. Nasıl oluyor? Sen onu seçiyorsun. Bu doğal seçilim değil, yapay seçilime giriyor. Tabii. Doğal seçilim dünyanın yaşı olan 4,5 milyar yılda çok acayip şeyler yaparken genetik mutasyonlarla. Yapay seçilim işte gen aktarımı diye bir şey var. Bunu kimse reddedemez. Yapay seçilimde sen eğer şeyi seçersen, atıyorum daha besili inekleri seçersen, daha çok süt veren daha şey, o kırık olanlar aradan elenir. Evet. Ve şu an böyle dünya üzerindeki insanların evcilleştirdiği inek veya bunun gibi hayvan, kümes hayvanları, şeyler, büyükbaş hayvanlar falan, bunlara baktığında bizim evrim geçirttiğimiz hayvanlar, bizim en randımanlı olanları kalmış sadece. Hani o ya fındıkta bu, da öyle. Sen bunu müdahale şey yapıyorsun. Nasıl asıl gene tutuyorsun. Varıyor, Galapagos'ta nasıl varıyor? Mesela ispinozları inceliyor. Bakıyor işte Galapagos takım adaları. Bu takım adaları nereden baksan işte üçü büyük 120'ye yakın bir adadan bahsediyoruz. Takım adalar, volkanik adalar. Hı hı. Ve ispinoz kuşlarına bakıyor. Bir adada mesela burnu daha uzun ispinoz kuşlarının. Bir adada işte daha kısa şeyleri, işte tırnakları daha uzun falan. Şimdi hepsi aynı ve adadalar, anladın mı? Yani bu kuşlar nereden hani ve Galapagos öyle bir yerde ki çok uzakta işte takımalar böyle volkanik şeylerden oluşmuş. Ve bunlar nasıl farklılaşıyor hani diye bakıyor ve şunu görüyor. Mesela bir adada şeyler, ne bileyim, bitki çeşitliliği daha fazla. İşte tohum çeşitliliği daha fazla. O yüzden kolayca şey yapabiliyorsun. Yemek bulabiliyorsun. Ve o yüzden bir hani şey yapmana gerek yok. Kısa bir şeyle, gagayla da kolayca yemekleri şey yapabiliyorsun. Ama bir başka adada mesela şey yapamıyorsun. Yemek çeşitliliği çok az. Ve şeylerin, ağaçların arasındaki kovuklardan falan solucan avlaman gerekiyor. O yüzden solucan uzun avlamak için burnun uzun olması gerekiyor mesela. Hatta böyle bir konuda Darwin'in bir kehaneti de var. Yani şeyde bulunmuş, tahminde bulunuyor. Bir bilim insanı bile olsa tahminde bulunma şeyine gidiyor. Bir Galapagos'taki takım adalardan birinde şöyle uzun bir bitki var. Şöyle açık bir ucu var. Şöyle uzun şeye doğru gidiyor ve şeyde çiçeği çok aşağıda. Hı hı. Hani o uzunca şeyin içinden gidiyor. Çok aşağılarda kalıyor. Etrafı incelerken, şey yaparken bu bitkiyi gördüğünde şey diyor Darwin. Burada gagası inanılmaz uzun bir şey olması gerekiyor diyor. Uçan şey bir canlı. Kuş veya böyle büyük sinek tarzına falan bir şey olması gerekiyor diyor. Var. Hiç göremedim bugüne kadar ama olması lazım diyor. Ve göremiyor da. Göremeden ölüyor. Çok sonrasında bu Darwin öldükten 150 yıl sonra kadar falan bu kuş bulunuyor şeyde. Mesela şey biliyor musun, dodoları? Dodolar çok şeyler, çok beni etkilemiş, hikayesi beni çok etkilemiş, çok güzel hayvanlar. Ne yazık ki nesli bir 150-200 yıl önce tükendi. Dodolar Mauritius adalarında yaşayan, uçamayan kuşlar açıkçası. Bunların ataları zamanında o adaya geliyor
Galapagos'ta da çok uçamayan kuş var. Uçamayan kuş çünkü var. Onun nedeni yani, de işte şey yok. Çünkü o kadar çok şey var ki hani yiyecekleri ve yakın, besin. Aynen ve çok yakında çok... kara da yok o Galapagos şeyleri dışında. Dodular bazıları uçmayı bırakmıyor evet. Ama uçmayı bırakan çok kuş türü var. Yani bakıyorlar çok fazla geliyorlar. Ataları geliyor uçarak geliyor falan. Ve Galapagos'takiler sen var. Konuna devam etsen aklıma gelmişken hemen şey yapayım. Galapagos'taki hayvanların büyük çoğunda şey görünüyor. Çok tembel ve şey evet. Hayvan. Çünkü böyle avcı predatör bir şey gelişmemiş. Orada yok. Evet. Kaplumbağalar kocaman yavaş hareket eden şeyler falan. Bu arada insanlar çok kötü şeyler yapmış o kaplumbağalara. Kaplumbağa. Zaten korsanların ve şey, balina avcılarının. Galapagos'a uğradıklarında kaplumbağa daha bu Galapagos keşfedildikten yani. Sonra şey yapıyorlarmış. Bunlar kocaman kaplumbağalar ya. Bayağı büyük kaplumbağalar var orada ve besin aynı zamanda bu yiyebilirler o kaplumbağaları. Gemiye ve besin olsun diye ters çeviriyorlar. Ters çevirip gemide karanlık bir odaya atıyorlar. Bu kaplumbağalarda 6 ay kadar falan su, yemek hiçbir şey olmadan ters bir şekilde yaşıyorlar yani ölmüyorlar. İşkence. Ve bu da hani buzluk falan şey yapmana gerek yok ki o koşullarda çok zor zaten senin gemide bir buz odası bir şey yapman. Onlar direkt karanlık şey odalara ters bir şekilde atıyorlar. 6 ay taze et zaten yani bu şey olur, hiç bozulmayacak şey olmayacak. İşte yeri geldikçe aylar boyunca bazıları 6 ay kalıyor öyle ters bir şekilde. Yeri gelince çıkartıp yiyorlar falan. Neyse işte predatör yok diye böyle çok geçmiş kötü, ama evet. İnsan gelince de böyle şeyler olmuş. Tabii. Mesela şey var. Herhangi biri bir şey vardı ya kertenkele türü. Sadece şey yapıyor. O lavların karanın üstünde oturuyor. Sadece duruyor yani hayatı böyle durmakla geçiyor. Hep böyle güneşin altında. Bir besin alması gerektiğinde kalkıyor, ilerliyor. Kıyıdan hemen böyle biraz denize girip yosun yiyor. Kıyıdaki yosunları yiyor. Sonra tekrar çıkıyor. O yosunları sindiremiyor çiğ yediğinde. Evet. Güneşin altında durunca böyle güneşin ısısıyla derisi de öyle gelişmiş. İçinde pişiyor o şeyler. Yedikten sonra içinde pişiriyor. Yani güneşten gelen ışıklar falan. Ölçüyor. Öyle devam ediyor falan. Yine sadece böyle durarak şey yapıyor. Mavi ayaklı sümsük kuşları mesela. Yani bütün hayvanlar böyle çok tembel, çok yavaş. Öyle hayatları olan hayvanlar. Mavi ayaklı sümsük kuşların şeyleri çok acayip. Çiftleşme dansları. İki tane, bir dişiyle bir erkek uzak mesafede duruyorlar böyle. İşte biri orada, biri burada. İlk dikkatini çekmek için şöyle zaten mavi ayaklı sümsük kuşların biliyorsun değil mi? Evet, tipleri böyle çok şapşal penguinimsi. Ayakları da çok güzel. Ve şey şöyle çiftleşme dansı duruyor. Dişi oradayken bir ayağını kaldırıyor, sallıyor falan böyle. Mavi ayağını böyle. Sonra o ayağını yere koyarken çaktırmadan bir adım atıyor. Böyle. O ayak bir görsel. Aynen, bir şey muhtemelen. Sonra diğer ayağını kaldırıyor. O ayağını sallamaya başlıyor. Sallıyor. Dişi arada böyle bakıyor böyle şey yapıyor. Ne yapıyor falan diyor. Hani o şeyine devam ediyor. Onu indirirken de çaktırmadan bir adım falan atıyor böyle. Dişinin bir yerde böyle tamam okey diyecek şey oluyorsa yavaş çok yavaş yavaş yakınlaşıyor. Sonra dişi de yavaş yavaş birer adım atmaya başlıyor. Sonra en son böyle o küçük adımları ata ata bayağı böyle birleşiyorlar. Şöyle duruyorlar falan böyle. Orada küçük böyle şey bir danslar yapıyorlar. Sonra çok kısa bir kuşların hepsinin evet. olduğu gibi evet. birkaç saniyede sevişip çiftleşmeyi tamamlıyorlar. Muhteşem. Evet. Muhteşem bir dans. İzlemek isterdim gerçekten o an. Ve yani o şey de o mavi ayak olmasının sebebi de yani bir sonuçta o çiftleşmek için bir rekabet var ortada ve kendisini yani o onun süsü gibi kendisini diğer rakiplerinden daha şey yapmak için o danslar da onun için zaten. Bugün mesela hani mesela insanın neden böyle bir şeyi yok? O da ilginç değil mi? Hani bütün doğada işte doğadaki erkek olan canlılara baktığın zaman hepsinin bir numarası var. Hepsinin bir yeteneği var dişi etkilemek için. Ama mesela insanda bu yok. Yani bir en azından dışsal olarak. Şey gibi yani bunu, tavus kuşunun açtığı tabii, o tavus kanatı kuşunun falan mesela gibi bir şey. Şeyleri var değil mi? Kanatları var. İşte dişi etkilemek için o görsel şölen dişiyi o cazibe yaratıyor ve dişiyi etkilemek için hani ona benim canlı canlı izlediğim
en iyi çiftleşme danslarından biri flamingolarınkiydi. Evet. İzmir'de çok fazla flamingo var. Muhteşem. Delta'da. Şu an şeye gelmişler. Ve şöyle Cemre'de yapıyorlar. Cemre'de 3 ağız var ya. Hani Noel Baba şeyinin orada. Kuş cenneti. Demre kuş cenneti. Flamingolar oraya gelmiş. Şu an oradalar. Eylül, Kasım ayı ya göç zaman. Olabilir. Şu ben işte şeyi izledim. Canlı canlı izlemiştik gidip çiftleşme danslarını. Çok da yakınlardı. Tuz olan yerlerde oluyorlar genelde. Hmm. O pembeliğini veren de vücutlarına o bulundukları yerde yedikleri o tuzlu tabii şey. Alkler. Aynen. Yosun ve alkler. O pembe kanatları şeyleri var. En pembe olanlar zaten bu çiftleşme rekabetinde en önde oluyor. Dansları şöyle bir şey. Sürekli açıyorlar böyle kanatları. Şöyle yapıyor, gösteriyor. Falan şey ve tek ayakta duruyor falan. Böyle danslar yapıyorlar. Ve mesela bu kadar şey varken handikap yasasından da bahsedelim. Mesela bunlar bu kadar dişi etkilemek için şey yapıyorken tabii bir şey tarafı da var bunun. Yani başka bir canlı şeyi de, avcı canlıyı da çekiyor olabiliyor bu. Yani biraz hayat memat meselesi aslında bu kadar şey olmaları, görünürde olmaları. Yani dişi etkileyeceğim derken av da olabiliyorlar. Ne yazık ki şeydi. Çünkü ama mesela görünür, tabii yani daha sadece dişiyi etkilemiyor yani başka bir. Mesela onu bir belgeselde de çok net bir örneğini geçenlerde görmüştüm. Kurbağa türü bir tane. Diye böyle bir şey bir ses çıkartıyor ya kurbağalar. Bunlarda da dişiyi çağırmak, dişiyi etkilemek için en yüksek sesi çıkartana doğru gidiyor dişi. Bunlar da o bataklığın orada bağırıyorlar böyle, bağırıyorlar ve hepsi bir öncekinin daha fazla şeyine geçmiş. Görüntüleri de çok acayip. Şöyle şişiriyorlar şeyde. Evet, ne oluyor bu bölgeye? Gıdık. O bölgeyi böyle şişiriyorlar, şişirip hop diye şey bir ses bırakıyorlar. Bayağı yüksek desibel bir ses çıkıyor. Dişi de o sese doğru gitme gibi bir şey var ama öyle yüksek bir ses çıkarttığı için yırtıcı kuşlar da yerini çok kolay saptayıp gelip çat diye yakalıyor böyle. Sen en yüksek sesi çıkıp çıkartıp çiftleşmeye çalışırken bir anda yem oluyorsun yani. Bizim mesela ben bizzat kendim köyde gördüm. Çok fazla doğan uçuyordu tepemizde. Bu da mesela işaretlerden biri. Eğer gökyüzünde kendi etrafında dönen bir kuş görüyorsan, o kuşu seçemiyorsan dahi, o kuş kesinlikle bir avcı kuştur. Kendi etrafında. Kendi etrafında daire çiziyorsa kesinlikle bir avcı kuştur. Ne oluyor? Bilmiyorum. Komşular, şehirde yaşamanın getirdiği şeyler, zorluklar. İç içe yaşadığın için şey gibi. Mesela köyde şey yapıyorduk, kendimiz dalga geçiyorduk falan. Çok yüksek sesle işte eğleniyoruz. İşte ailemle okey oynuyoruz ya da bir şey yapıyoruz falan. Ama çok yüksek sesle yapıyoruz bunu falan. Ama etrafta kimse yok. Kimse yok. Annem şey diyordu. Hani aynen şakasını falan. Ya biraz sakin olun. Alt kat komşu laf yapacak falan diyor. Alt kat ağır falan diye. ve şey. Tabii şehirde ne yazık ki bu şey değil. İnsanlar garip bir şey yani. Bu kadar iç içe olmak. İç içe yani. Olmak. Ve birbirine yabancı olmak. Ha, eskiden daha şeydi belki. Atıyorum Çatalhöyük'te falan hani evler dip dibe işte birbirlerinin çatısından geçiyorsun falan ama o dönem anlayabiliyorsun çünkü o dönem hani zaten o güvenlik şeyi falan 3000 daha insan var. Hı hı. İlk medeniyet hani yerleşik hayat. Ama onun nedenini biliyorsun. Hani dış dünyadaki tehlikelerden şey yapmak için birbirlerini yani ilk her şeyin başlangıcı bu aslında. Yani birbirini korumak işte daha şey can güvenliği işte ya da herhangi bir işte av bulmada hani besin de daha kolaylık sağlıyor falan. Ama bugün haliyle bir kaos ve doğru, bu kadar kalabalık içinde de 20 milyon insan var. Tabii şimdi insan yani birçok anlamda bakabiliriz hani birçok enerji dağılımı yani bir insan potansiyel bir enerji ise hani binlerce insan bir kaos entropi yani aslında şehir. Aynı şekilde bir hani Terence McKenna doğal şehir hakkında şey diyordu ya hani insanlar şey diyor
sanal gerçekliğe geçilecek 100 yıl içinde falan, böyle acayip şeyler, hologramlar, şeyler olacak falan diyor. Ben bunlara şaşırıyorum. Ya farkında değil misiniz? Zaten sanal gerçeklik içinde yaşıyoruz. Yani. Etrafına bir bak diyor, şehirde yaşayan insana. Evet. Gördüğün her şey bir insan fikrinin maddeye dönüştürülmüş hali. Her şey bir insan fikri gördüğün. Evet. Zaten sanal gerçeklik içindesin yani. Evet. Doğru. Kesinlikle öyle. Deyip yapay, yani garip bir şey gerçekten, atmosfer deyip ne? Deyip. Mesela o şeyde şöyle bir şey olabilir bence, hani diğer bütün erkeklerinde hani bir süs ya da bir dişi etkileyecek bir özellik mevcutken insanda olmamasının sebebi, yani sapiens olarak düşünürsek en azından bunu, çünkü diğer işte baktığımız zaman işte maymun atalarımızdan, şempanzelerde falan, onlarda da mesela bu mevcut, hepsinde farklı şeyler var. Mesela işte penis boylarına kadar belki de, hani gerçi mesela gorillerde küçücük penislere sahip goriller. Gerçekten çok küçükler. Yani o cüsselerine baktığın zaman hani bir doğanın bir şakası diyebiliyorsun buna, ama zaten öyle bir dertleri yok. Çünkü tek eşli hayvanlar ve şeyler, tamamen güce dayalı bir sistem var. Yani güçlü olan erkek dişiyi kapıyor. Yani rakiplerini alt eden bir erkek. O yüzden zaten öyle bir seçeneği yok. Bonobolarda çok uzun mesela. Onlardaki büyüklüğü de çok eşliler ve hani... Biz bunu konuşmuştuk galiba. Olabilir, bilmiyorum. İnsandaki şeyde hani durumda, yani zaten ayaklanmayla birlikte artık penis ya da cinsel organ, memeler artık bir şey görevi görüyorlar. Mesela şey çok okuduğum kadarıyla hep şey düşüncesi var ya, hani kadınların göğüslerinin büyük olması durumu. Mesela şuradan girelim. Mesela erkeklerde neden meme var? Bunun hakkında bir fikrin var mı? Hayır. Bu şeymiş okuduğum kadarıyla, ilk embriyoyken, canlı formuna ilk geçtiğimiz anda her embriyo dişil olarak şey yapıyor. Dişil olarak oluşmaya başlıyor yapı olarak. Daha sonradan eğer cinsiyet hani erkeğe dönüşürse, erkek hani mesela şeyde falan da düşünün, birçok bitkide de bu tarz işliyor. Evet. Daha sonradan erkek olursa ama o kalıtsal olarak kalıyor. Hatta kenevirde mesela gayet dişi gidiyorken dişi bir anda erkek her yeri sarabiliyor. Lanet olsun. Ama şey de değil. Mesela o kadının meme göğüs şeyi büyüklüğü kadının işte süt vermesiyle hani doğurganlıkla falan da tam olarak doğru orantılı değil. Hani gayet küçücük memedeki başka doğadaki başka canlılarda da bu mevcut. Gayet küçük memeyle de bunu sağlayabiliyorsun. Onun büyük göğüslerin, büyük penislerin insan anatomisindeki şeyi biraz daha ayaklandıktan sonraki şey. Artık o nesneler bir seksüel bir şey kazanıyor ya. Bir figür, göğüsler, penis, vajina. Etkileyici bir şey de oluyor. Etkileyici bir şeye dönüştüğü için böyle büyüyor. Ve insandaki, yani erkekteki şey muhtemelen zeka olarak şey yapabiliriz bunu, değerlendirebiliriz. Yani İlk şeyde, yani ilk sapiensin ilk durumunda düşün, ilk yaratıcı alet edevatı hani kullanan, hani şey yapan, bir şeyler geliştiren falan, hani zekanın şeyiyle doğru orantılı. Yani doğanın diğer hayvanlara, diğer canlılardaki erkeklerine sunduğu o yarattıkları süs ya da o etkileyici şey, şey insan erkeğinde zeka olarak geçiyor. Ve zekayla şey yapmaya başlıyor. İşte dişi. Hatta doğru orantılı gelişiyor bu. Hani bu sebeple de bu kadar abartmışız yani zekayı, zeka konusunu geliştirmeyi. Mesela şey, bunu bir tartışmaya açabiliriz. Ne kadar şeydir bilmiyorum ama mesela erkekler hani üretmede, mesela kadın algılamada çok daha bizden şey iyi.
gerçekten kadınlar bence. Kadınlar bir şeyi kavrama ve algılamadı. Hani bir şey üzerine o olay ya da o durum üzerine hani başka perspektifler yakalamadı ya da hani başka bir şekilde bakmadı. Bizden çok daha iyi. Ama mesela şey erkeklerde üretmede herhangi bir şey olabilir. Bu bir kitap hani bir roman daha iyi olabilir. Üretmede daha başarılı. Çünkü kadının zaten hani içgüdüsel olarak baktığın zaman kadın zaten hani doğada da öyle ya hani doğurganlık onun elinde olduğu için o seçen kişi hani şey yapmasına gerek yok yani bir dişinin bir dişi kuşun dans etmesine gerek yok ya da hani birini etkileme çabasına şey yapmasına gerek yok zaten o seçen taraf olduğu için hep hani o yüzden hani insan erkeği biraz daha üretim konusunda hani hep bir etkileme, hep bir şey yani bu alet edevattan şeye kadar hani günümüze kadar hani hala belki bunun izlerini taşıyoruz. Şey yapmada daha şeyiz. Hani bu şeyden sonra bence böyle kavramlar çıktı gibi geliyor bana. Hani orta çağla birlikte hani kadının toplumdaki değeri işte kiliseler tarafından falan filan tamamen çünkü eski toplumlara bakıyorsun zaten çoğu ana erkek ya da değilse dahi hani tanrıçalar falan erkek şeye hani tanrı kavramı çok sonra gelişen bir şey hatta avcı toplayıcıyken o da yok ruhlar var sadece yani, tanrı ya da tanrıça da yok ruhlar var işte ağacın ruhu işte toprağın ruhu falan filan sonra yerleşik hayatla birlikte hani bakıyorlar şey doğuruyor. Toprak doğuruyor. Ve hani kendinden çünkü kendinden başka hiç kimseyi de bilmediğin için bakıyorsun doğuran kim? Anne. O zaman diyorsun hani doğa anne olmalı. Ve ilk tanrı figürleri tanrıçalar. İlk başta hani ibadetler. Daha sonra tanrıya dönüşüyor bu. Ve eski toplumlarda hani bu şey yok. Kadının böyle bir kaygısı yok. Hani ama ta ki orta çağla birlikte hani kadının değersizleştirilince ve toplumdan işte dinlerle ya da başka şeylerle toplumdan böyle uzaklaştırılınca kadının mesela bugün kadının şeyi bu bence üretimdeki hani bu kadar hani eşitlikçi zaten hani eski uygarlıklarda zaten böyle bir şey yok. Hatta kadın daha şey hani eşitlik yok kadın daha üstün hani birçok konuda. Mesela hala bakıyorsun işte ilkel kadim toplumlarda falan kadının şeyine mesela Namibya'da şey hala şey kabileler var. Kadınları işte herhangi bir erkeğin şeyleri var. Erkeklerin evi var. Kadın istediği şeyde o gece o erkeğin evinde falan. Evet, bunun tam tersi de var Eskimo'larda. Kadınlar iglonun sahibi, erkekler geziyor. Ve kadın kimi davet ederse. İstediğini alıyor. Evet. Evet. Ve bütün bu şekilde de bütün kabilenin çocukları, babası kim olduğu belli olmuyor. Hı-hı. Bütün kabilenin çocukları oluyor. Anne çünkü belli, o, anne belli zaten. Kendi doğuruyor. Çünkü çok eşli olmak mantığı şöyle bir şey bence. Hani doğada da işlevi bu mesela. Bonobolara bakıyorsun. Çünkü yani birçok mesela kadın doğurgan olduğu için birçok kişiyle cinsel bir birlikteliğe girdiğinde en güçlü tohumları hani tohumlarda da çünkü o yarış var. Onlar çünkü kazanıyor. O tohumlarda da en güçlü. Yani o işte o erkekten arasındaki en güçlü kişi, en güçlü hani şey olarak tohumu kimse o kazanıyor bu yarışı. Hani. Buradan seks ve cezaya gideriz ama önce burayı bir bitirelim. Benim çişim de geldi yine. Böyle bir çişim gelmesiyle bir şeyleri tamam. Ara veriyoruz. O zaman bitirelim. Ne diyoruz? Adios. Adios, amigos.